6 Şubat depremlerinin ardından karavanlara talep %100 arttı. Karavan üreticileri taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Bu kısım aracın yatak bölümü, U şeklinde oturma alanı, gün içerisinde masa, akşam yatak, üst taraf komple depolama alanı mevcut. Şu kısım banyosu olacak, hem tuvalet banyo. Şurada da bir gene bir kişinin oturabileceği oturma masası, önde bir masası olacak. Yani koltuklar dönerli olacağı için iki kişi karşılıklı çok rahat bir şekilde yemek yiyebilir. İsmim Abid İnce. Burada şu an biz karavan işiyle uğraşıyoruz. Yalnız daha çok talep oldu. İnsanlar korkularından dolayı eve giremedikleri için. Yani bu da yani bir nebze depremden korunma yöntemi insanlar için. Yani müşteri kendi bütçesine göre aracını getiriyor. Biz de daha sonra bu araçta yani mutfak bölümünü, yatak bölümünü, tuvalet banyo bölümünü hepsini biz anahtar teslim bir şekilde hazırlıyoruz. Kendisine teslim ediyoruz. Ortalama bir aracın bitiş süresi yani 2,5-3 ayı buluyor. Pek yani abi. İş durumuna göre tabii değişiyor ama hani iş yoğunluğu olmadığı sürece yani 2,5-3 ayda bir aracı teslim ederiz çok rahat bir şekilde. Peki. Şu an boşluğumuz yok. Yani bayağı bir yoğun. Arkada gördüğümüz araç bu dış kupası özel yapıldı. Şasesi uzatıldı. Bu 650 bin gibi bir paraya mal oldu. Ama normal standart bir araçta standart paketimiz 250 bin TL. Dolabı her şeyi yani elektrik aksamından tutup mobilyasına kadar her şey mevcut. Yani müşteri sadece kendi kişisel eşyalarını alıp arabaya yerleştirir. Şehir dışından da yurt dışından da talepler oluyor. Daha önceden de yurt dışına bitirip gönderdiğimiz araçlarımız oldu. Almanya'ya araç göndermiştik. Bu Hatay tarafında olsun, Nurdağ tarafında olsun depremin yaşandığı bölgelerde çok yoğun bir talep oldu. Şu an bir yan tarafta bir aracımız Hassa'dan geldi. Yani Nurdağ'dan çok talep var. Yani bu deprem bölgesinde çok yoğun bir şekilde talep var yani. Yani %100 arttı.